Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle çok farklı bir içerikle karşınızdayım. Ve bugün sizlere Minecraft Pocket Edition 1.19'da nasıl kolayca balık farmı yaparsanız bunu göstereceğim. O zaman videomuza geçelim. Sizleri çok sıkmadan hızlıca konuya geçeceğim. Hızlıca şuradan bir ray, bir tane huni, bir tane hunili maden arabası. Bunları bir alıp başlayalım. Şimdi şuraya bir tane öncelikle sandık koyacağım. Bunu siz istediğiniz gibi geliştirebilirsiniz. Bu daha önce benim bulduğum bir farm. Şuraya şunu koyuyorum. Şimdi bana blok gerekiyor. Herhangi bir blok olur. Camdan yapayım hatta daha rahat görün. Bu huninin etrafını şu şekilde kaplıyorum. Şimdi buraya bir adet hunili vagon düşüreceğiz. Öncelikle buraya bir adet tabela koyuyorum. Bu tabela önemli arkadaşlar. Koymanız gerekiyor. Sonra buraya bir adet şöyle yaparak hunili vagon düşüreceğim. Aynen bu şekilde. Şunları kırıyorum. Ve buraya bir adet lav döküyorum. Bu şekilde. Şimdi elimize bir tane merdiven alalım. Hiç fark etmez arkadaşlar kullandığınız bloklar. İstediğiniz bloğu kullanabilirsiniz. Şurayı hemen şu seviyeye çıkaracağım. Kalanı şöyle pürüzsüz taştan yapalım. Daha hoş görünsün. Şu şekilde. Şuraya bir adet sandık koyuyorum. Sandık envanterimde var. Arkasına bir blok daha koyacağım. Ve buraya bir blok daha. Burayı da çit kapısıyla dönmem gerekiyor. Bunu kırıyorum. Şunun da etrafını şu şekilde tabelalarla geçeceğim. Şimdi elimize bir kova su alıyoruz. Bunun içine bir tane su, bir de arkasına bir tane su koyacağım. Arkasına bir tane balık koymanız gerekiyor. Ben somon balığı koyacağım buradan hızlıca. Bu balığa isim vermeyi unutmayın. Bu arada büyük olandan çıktı. Hiç fark etmez. Küçük de koyabiliriz şöyle. Abi tamam, şu şekilde idare eder. Şimdi şuraya geliyorum. Şöyle bir tane de üstüme slab alacağım. Pardon, bunun bir tane daha üstüne koymamız gerekiyor. Şu şekilde. Buraya geçtik. Şimdi bu farmı nasıl kullanacaksınız? Bu arada farm bu kadar. Yani farmımız bu aslında tamamen. Ve elime hızlıca olta alıyorum. Size birazcık olta büyülerinden de bahsetmek istiyorum bu sırada. Oltaya basacağımız belli başlı büyüler var arkadaşlar. Şimdi size şunları şöyle göstereyim. Şuradan geliyorum. Bu büyüler ayartma, deniz şansı, tamir ve kırılmazlık büyüsü. Bu 4 büyüyü bastığınız zaman yeterli oluyor. Şu şekilde bir tane de örs alayım. Şöyle hızlıca bu büyüleri oltamıza basalım. Bu arada oltaları büyülemek hiç maliyetli bir şey değil. Yani böyle gördüğünüz gibi güzelce yaptık. Bu arada bunu yerin altına da gömebilirsiniz. Benim bir tane videom vardı bu farmla ilgili. O videoyu da açıklamalar kısmına ya da i butonuna koyarım. Oradan bakabilirsiniz. Şimdilik şöyle yapalım. Buraya geliyorum. Oltamı şu şekilde atıyorum. Şimdi tek yapmam gereken şey beklemek. Gördüğünüz gibi balık geldi. XP de geldi. Şöyle hızlıca survival'a geçelim. Daha rahat anlayın. Şurada balığımız duruyor şu an. Eğer gelmiş hatta. Çok güzel. Slime'lar bana gelmesin ama. Evet tekrardan geldik. Ufak bir slime saldırısından sonra. Tek yapmamız gereken, şunları da şöyle aşağı atacağım. Buraya gelip şu şekilde oltamızı atıp beklemek. Bekliyoruz. Ayartma olduğu için hızlıca gelecek. Deniz şansı olduğu için daha iyi eşyalar gelecek. Çalışma mantığını da size şöyle açıklamam gerekirse. Pocket Edition'da bunu buraya attığın zaman bu bir entity oluyor arkadaşlar. Ve suda bekliyor. Ve balık geldiği zaman bu aşağı doğru çekiliyor. Lava değdiği zaman bunu tekrardan elimize almamız gerekiyor. Yani herhangi bir şey yapmıyoruz. Kendi kendine çalışıyor bu arada. Sadece oltaya atıp ellerimi çekip bekliyorum ben bu şekilde. Ve kendiliğinden balığı tutuyor. Bunun sebebi de oltanın ucu lava değiyor. Ve kendini yeniden ele alma gereksinimi duyuyor. Ve üstümüze gelemeyen eşyalar da buradan gelip sandığa geliyor. Yani siz de bunu survival dünyanızda ya da ne bileyim arkadaşlarınızla oynadığınız sunucuda yapabilir. Ve hızlıca gelişip onlardan öne geçebilirsiniz. Büyülü kitaplar ve benzeri her şey düşüyor. Yani herhangi bir şeyden etkilenmiyor. Java'da galiba balık farmları artık herhangi büyülü eşya ve benzeri şey vermiyor. Sadece balık veriyor diye biliyorum ve de kase falan veriyor diye biliyorum. Ama buradan büyülü eşya ve her şeyi çıkartabilir ve hızlıca survival'ınıza gelişebilirsiniz. Ve bunu hızlıca yapmanın yolu da buraya clicker'la 5 saniyede bir sağ klik basacak şekilde, yani bir tane ekran şöyle dokunacak şekilde yapabilirsiniz. Ben şu an bilgisayardan oynadığım için o şekilde çalışmıyor. Ama siz o şekilde çalıştırabilirsiniz. Video bu kadardı. Umarım bu farm işinize yarar. Yani ben işinize yarayacağını düşünüyorum. Çünkü benden de bolca istiyordunuz. Zaten videosunu çekmiştim. Bir de böyle kısaca çekeyim dedim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Bay bay.